Arkadaşlarım, geçmişteki bütün uygulamalarda, içtihatlarda Yargıtay'ın kararları çok katıdır. Ancak bu katılık sonradan biraz yumuşadı. Neyle yumuşadı biliyor musunuz? Yahova şahitlerinin davası sebebiyle. Yahova şahitleri bir inanç. Gökyüzü krallığına inanıyorlar. Tanrı oradan ülkeyi, dünyayı yönetecek. Ama askere gitmeyi reddediyorlar, kan almayı vermeyi reddediyorlar, savaşmayı reddediyorlar vesaire. Olabilir. Utah'la ilgili söyledi bir arkadaşımız, orayı Mormonlar yönetiyor dedi. Amişler var, Mormonlar var, her şey var dünyada. Ne yapalım var? Yani bütün bunları bir tehlike olarak görmek, bundan laiklik ilkesinin yıprandığını, eskidiğini, çöktüğünü düşünmek ne kadar doğru. Ama zannediyorum sıkı yönetim olması lazım o tarihlerde. Acaba devlet güvenlik miydi diye endişe ediyorum. Onun savcısı dava açtı. Bunların bu inançları sadece uhrevi değil, aynı zamanda dünyevidir. Dolayısıyla laikliğe aykırı bir gruptur Yahova şahitleri dedi. Ve mahkum ettiler. Üçer sene, beşer sene sanıyorum işlerinde kadınlı erkekli bir 10-15 kişilik grup mahkum edildi. Kayıtlara bakabilirsiniz. Artık internet diye bir şeyimiz var ve bir tıklamakla bütün bilgilere ulaşabiliyoruz. Sonra Yargıtay'a geldi. Yargıtay hayır dedi. Bu laikliğe aykırı değildir. Beraatlarına karar verdi. İyi ki Yahova şahitleri varmış Türkiye'de. Onlar sebebiyle ben dindarım, ben İslamiyet'i çok iyi yaşamak arzusundayım diyenler de Yargıtay'ın bu içtihadından istifade etmeye başladılar.